sizin grup başkan vekiliniz dedi ki traktörü bu ülke 2002'de AKP ile gördü. Bakın burada Atatürk Orman Çiftliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 30'larda bu traktörde. Sizin sözleriniz nerede arkadaşlar? Sizin sözleriniz nerede? Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel şimdi nerede? Neden bir ihale 3 kez iptal edip de bir milletvekili arkadaşımızın şirketi alır? Sayın Bakan, Türkiye'de bu işler böyle olduğu için karşıyız biz. Ya utanıyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik ediyorum. Ankara, Kırıkkale, Derice otoyol ihalesi. Üç kez ertelendi bu ihale. Toplam maliyeti 43,5 milyar, çok büyük bir para. Fernas İnşaat aldı. Bu Fernas İnşaat şu anda milletvekili mi AKP grubunda, merak ediyorum. Bunu sormak hakkım benim. Eğer gerçekten 3 kez iptal edilmiş AKP grubunda şu anda bir milletvekili arkadaşımızın şirketi bu ihaleyi almışsa utanırım ben bundan. Bakın ben size bunları vereceğim şirkette. Temmuz ayında bu şirketin yönetim kurulundan bu arkadaş ayrılmış. Ya bir soru, siz yapmadınız bu ihaleyi, ben biliyorum. Ama neden? Neden bir ihale 3 kez iptal edip de bir milletvekili arkadaşımızın şirketi alır? Sayın Bakan, Türkiye'de bu işler böyle olduğu için karşıyız biz. Ya utanıyorum. Üzülüyorum. Sayın Grup Başkan Vekili alkışlasın. Yani bunlar Ulaştırma Bakanlığındaki ihalelerde çok büyük sıkıntılar var. Ve bütçedeki açığın büyük bir bölümünü bunlar tutuyor. Bunları lütfen cevaplandırın. Ben mesela Osman Gazi Köprüsü'ndeki maliyet ve ödeyeceğimiz parayı, ne kadar ödeyeceğimiz, ne kadar mal olduğunu sizden sözleşmeleriyle bilmek istiyorum. 85 milyon adına bunu bilmek istiyorum efendim. Ben bazı şeyleri söylemek isterim. Tarımla ilgili çok güzel şeyler söylediniz. Sayın Grup Başkan Vekili de söyledi. Rakamları, destekleri söylediniz. Ama neden benim ülkemde son 20 yılda 27 milyon dekar ekim alanı azaldı. 3 tane Trakya büyüklüğünde burası. Sorayım. Türkiye'de geldiğinizde 2.6 milyon çiftçi vardı. Bugün 2 milyon 130 bin çiftçi olmuş. Yaklaşık %20 çiftçimiz işini bırakmış. Nüfus sürekli artmış. Suriyeli gelmiş. Mülteci, sığınmacı gelmiş. Ama çiftçiler gitmiş. Neden? Bakın 2002'de 1 lira 10 kuruş olan mazot 38 lira olmuş. Sayın Grup Başkan Vekili bunu söylüyor mu? Üre gübresi ton başına 237 liradan ne kadara çıkmış? 60 kat artmış Sayın Bakan. Yine DAP gübresi 354 liradan 55 kat artmış Sayın Bakan. İnsanlar çiftçilik yapamıyor. İnsanlar tarlasını satmak zorunda. Bir grup başkan vekili traktörle ilgili bir şey söyledi. Zaman yetmez ama son söz olarak burada bu konuyu konuşacağım. Traktörü getirdiklerini söylüyorlar. Yani gerçekten üzüntü duyuyorum. Burada gerçekleri, çiftçinin, tarımın, insanların, halkın halini konuşalım. İnsanlar çiftçilik yapmıyor Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Ancak bir de mukayese yapmak lazım gelir. Bir kalbi selim ile, bir aklı selim ile, bir vicdan muhasebesiyle. 80 yılda 276 baraj... Efendim 20 yılda 1018'e çıkartılmış. Muazzam bir iş. 80 yılda 6000 kilometre bölünmüş yol 30.000 kilometreye çıkartılmış. 47 kilometre tünel elhamdülillah 750 kilometreye çıkartılmış ve 400 kilometre daha devam ediyor. Bunlar öyle kolay iş değil. Hakikaten bu manada konuşmak kolay, yapmak zordur. Şunu ifade edeyim. Tabii ki çeşitli istatistiki bilgiler verilebilir. Bakın, asgari ücret görüşmeleri şu anda devam ediyor. Bugün ikinci görüşme yapıldı. Hemen yakın bir zamanda neticelendireceğiz. 116 dolardı dolar cinsinden. Bir vatandaşımız döviz bürosuna gittiğinde 116 dolar alırdı asgari ücretiyle. Bugün gittiğinde şu an bugün yaklaşık 400 dolar alıyor. Bu bir hafta 10 gün sonra emin olun çok daha yukarılara çıkacak.
İşte alım gücünün artırıldığının en güzel delillerinden bir tanesi. 65 milyonken yaklaşık 3.000 dolardı kişi başına düşen milli gelir. 85 milyonuz ve 1 trilyon doları geçmiş bir gayri safi milli hasılamız var. Bütün bunlar Türkiye'nin nasıl bir mesafe aldığının göstergesi. İki şey söylemişti Mustafa Kemal Paşa 1920'lerde. İstiklali tam bağımsız Türkiye ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış Türkiye. İşte bunları gerçekleştiren liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu gerçekleştiren kadroların adı AK kadrolardır. Evet, Allah'a çok şükür. İşimiz eser ve hizmet, gücümüz millettir arkadaşlar. Bunu ifade etmek isterim. Şunu söyleyeyim. Tabii traktör deyince aslında tabii çağrışımlar yaptırıyorsunuz. Sayın Grup Başkan Vekilim. Nedir o? Bedava traktör. Manisa'da herkese, CHP'ye oy veren herkese bedava traktör vereceğiz sözü aklımıza geliyor bizim traktör denince. Sonuç itibariyle nerede? Bu traktörler nerede? Bak bir şey söyleyeyim. Sizin maalesef daha önceki genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Özel'de, diğer arkadaşlar da burada hayali baraj demişti. Bak bu Kızlar Yolu Barajı'na. Çankırı Kurşunlu Kızlar Yolu Barajı. Olmayan bir baraj patladı. Kastamonu, Bozkurt'ta sel ondan dolayı oldu ve insanlar ondan dolayı can verdi dediniz. Ama var olan, yapılmakta olan baraja da hayali baraj dediniz. İşte bak, 3 tane vilayeti, Çankırı, Kastamonu ve Çorum vilayetini sulayacak. Yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayacak. Hidroelektrik santrali olan ve 130 milyon metreküp su tutacak olan, içme suyu sağlayacak. Hayvancılar ve çiftçilikle uğraşan bütün vatandaşlarımıza yaklaşık yılda 400 milyon lira katma değer üretecek. Kızlar Yolu Barajı burada. Sizin sözleriniz nerede arkadaşlar? Sizin sözleriniz nerede? Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel şimdi nerede? Şöyle, hem Tarım Bakanımız gerçekten yaptıklarını, Ulaştırma Bakanımız yaptıklarını anlattılar. Bir de yapacaklarını anlattılar. Burada, burası bütçe. 2024'te yapacaklarımızı şimdi anlatacağız. 2023'ten önce yaptıklarımızı anlattık. 2024 ve daha sonra da yapacaklarımızı anlatacağız. Bundan daha doğal ne olabilir? Ancak bir şey söyleyeyim. Bak, Zengezur Koridoru ne demek? Zengezur Koridoru demek Türkiye, dünyanın merkezi demek. Evet, kalkınma yolu ne demek? Her denklemin merkezinde Türkiye var demek. Türkiye yüzyılı, işte bu ufuktur. Ve az zamanda çok ve büyük işlere imza atan bu kadroyu, AK Parti grubumuzu, Cumhur İttifakımızı, bütün bakanlarımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. 2002'de bu ülkeye geldiğinizde dış borç 131 milyar dolar. Yani Cumhuriyet'ten 2002'ye kadar. Bugün 2023 476 milyar dolar. Neyi anlatıyorsunuz? Şimdi gelelim. Diyorsunuz ki asgari ücrette kaç dolar alıyoruz, değil mi? İşinize geldiğiniz zaman dolar, işinize geldiğiniz zaman TL ile hesaplayın. Size sormak isterim. Fransa'da, Almanya'da ortalama asgari ücret 1600 euro. Mazotun litresi yaklaşık 1 euro. Orada yaşayan bir insan 1,5 ton en az mazot alabiliyor. Türkiye'de kaç litre alıyor biliyor musun? 300 litre alamıyor Akbaşoğlu. Bir bak. Gelelim traktöre. Sizin grup başkan vekiliniz dedi ki traktörü bu ülke 2002'de AKP ile gördü. Bakın burada Atatürk Orman Çiftliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 30'larda bu traktörde. Size bir şey söyleyeyim. 1949'da bu ülkede kayıtta 6500 tane traktör var. 49'da var bakın. Yıl 2023. Bugün internetteki traktör, icralardaki traktör satışlarına baktım 6000. Ya utanmıyor musunuz siz? 1949'larda bu kadar traktör var. Bugün çiftçinin traktörü icrada
Neyi konuşuyorsunuz? Baktınız mı internet sitesine? Ziraat Bankası'nın sitesine baktınız mı? Cumhuriyet'in çiftçilere verdiği o traktörleri bugün icrada satıyorsunuz. Lütfen artık kendinize gelin. Lütfen artık yanlış bilgiler kullanmayın. Atatürk Barajı'nı siz yaptınız. Tekerleği siz buldunuz. Parayı siz buldunuz. Bence siz... Sayın Başarır. Şimdi biraz önce iş tüzük dediniz ya. Önerim iş tüzük madde 66'ya bakın. Başkan vekili sözü nasıl keser, niye keser? Konudan ayrıldığında. Siz Sayın Özel için baraj yalanı dediniz, ona cevap vereceğim dediniz. Bir dakika. Traktör dediniz. Ne dedi? Traktör demediniz. Sayın Özgür Özel'e baraj için yalan söylüyor dediniz. O konuya girmediniz. Bakın, teyit etmiş oldunuz aslında. Onun için bizim de zekamızı aşağılamayın. Hangi konuda söz isteyecekseniz söyleyin, ona göre verin. İş tüzük 66. Buyurun Sayın Akbaşoğlu, nedir derdiniz? Sayın Başkan, biraz evvel Hatip kürsüden utanmıyor musunuz dedi. Utanmıyoruz diyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz dedi. Ben de ona sataşmadan dolayı cevap vermek istiyorum efendim. Sataşmadan çok soru sormuş. Bence hayır. Cevap verin. Yerinizden cevap efendim, verin. Şöyle. Hayır, sözlerini bitirirken bir dakika. Sözlerini bitirirken buradaki utanmıyor musun soru değil, ünlem işaretli. Burada ünlem işaretli bir hakaret söz konusu efendim. Ve sözlerini bitirirken de yalancılıkla itham etti. Dolayısıyla sataşma gerekli. Keramet ehlinden sual olunmaz. Ben ünlem görmedim. Ben orada soru işaretli. Ben gördüm efendim, ben gördüm. Lütfen yerinizden iki dakika ama cevap verin. Efendim, lütfen. Bakın, şöyle biraz evvel kendisi bunları kürsüden söyledi. Olabilir. Silahların eşitliği prensibi vardır hukukta, biliyorsunuz. Sonuç itibariyle adaletimiz gereği. Sayın silahları karıştırmayalım. Şöyle. Sataşma yok, açıklama hakkınız için yerinizden iki dakika veriyorum. Yerinizden iki dakika ne olacak? Sayın Akbaşoğlu buyurun. Yerinizden ayakta konuşun, ne olacak? O kadar çok ayakta konuşmak istiyorsan. Efendim, bunun sonu yok. Lütfen. Ben size o iki dakikayı yerinizden veriyorum ve açıklama için kullanın. Buyurun. Lütfen, istirham ediyorum. Buyurun. Buyurun. Yeni bir sataşmaya da mahal vermeden lütfen. Bakın, şu o zaman iki dakikayı lütfen yeniden başlatalım da. Buyurun, yeniden başlatın. Evet. Bir daha başlayalım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Biz hiçbir zaman nezaketimizden ödün vermeyiz efendim. Her zaman. Bizde hakaret yok. Bizde hakikat var, hakikat. Bizim siyasetimizin temeli ahlak ve maneviyattır. Yalan söylemeyiz. Asla, yanlışımız olur. Ancak bile bile kasten hiçbir zaman yalan söylememeye her zaman dikkat ettik. Bak, şöyle traktörle ilgili ne demişti Sayın Özel? Evet, inanamayacaksınız ama CHP'ye oy veren herkese traktör bedava demişti. Sonra kendisi de bununla ilgili, yahu ajansımız bizim bunu söylememizi istemişti. Biz de söyleyiverdik diye de açıklama yapmıştı. Hakikat bu. Bunlar sizin kaos oluşturmaya dönük kendi milletvekillerinizin, genel başkan yardımcılarınızın bozkurt selinde orada halkı galeyana getirmeye dönük sözler. Neymiş? HES. Orada HES. Efendim, patlamış ve ondan dolayı sel felaketi olmuş. Ondan dolayı vefat olayları olmuş. Bunun sebebi de AK Parti hükümetidir demişlerdi. Arazide var olana yok, yok olana var demek bir çarpıtmadır. Bu çarpıtmayı da biz milletimizin huzurunda ifade ediyoruz. Bu konuda Avrupa ile Türkiye'yi kıyas etme. Türkiye'yi kendi içinde kıyas et. Avrupa'da 1400 euro alıyor. 1200 eurosunu
ev kirası olarak veriyor. Geçinemiyor. Teşekkür ederim.